Doğru ve güvenilir haberciliğin adresi Türkiye'nin Vizyonu Kanal 99'da. Günün ardından başlıyor sayın seyirciler. Önce başlıklar. Avrupa Birliği Suriye ve İran'a yaptırım için toplandı. Dışişleri Bakanlarının Brüksel zirvesinde hangi kararlar alındı? Amerikan Başkanı Barack Obama İsrail'e güvence verdi. İsrail'den daha önemli müttefikimiz yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri Bilim Dergisi yayımladı. İncirlik atom bombası deposu. Profesör Doktor Aydar Baş'tan kritik analiz. Türkiye, Orta Doğu'da muhtemel bir savaşın cephe ülkesi oldu. Özelleştirmeye ortak tepki. Şeker fabrikalarının satışı büyük hata. Asgari ücret görüşmeleri başladı. İlk toplantıda sonuç yok. Acil yardım çağrısı. Van'da çamaşır, su ve gıda depoları boşaldı. Ayrıntılar şimdi. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Büyük Orta Doğu Projesi'ni uygulamaya devam ediyor. Yeni hedef ülkeler İran ve Suriye. Bu iki ülke üzerindeki baskı artıyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün İran ve Suriye için toplandı. Toplantıdan yeni yaptırım kararları çıktı. Avrupa Birliği'nden İran ve Suriye'ye yaptırım kararı çıktı. Dışişleri Bakanları Brüksel'de hedefteki bu iki ülke için toplandı. Toplantıda Şam yönetiminin en önemli finans kaynağı olan kamuya bağlı petrol şirketi General Petroleum Corporation dahil 11 kuruluş ve 12 kişinin daha kara listeye eklenmesi kararlaştırıldı. Bu durumda Suriye'nin normal şartlarda günlük 350 bin varil düzeyinde bulunan ve Avrupalı alıcıların çekilmesiyle son dönemde günlük 250 bin varile inen petrol üretiminin daha da gerileceği belirtiliyor. Kara listeye alınan 12 kişiye ise seyahat yasağı getirildi ve Avrupa Birliği'ndeki mal varlıklarının da dondurulduğu bildirildi. Avrupa Birliği Suriye'ye yaptırım kapsamında bugüne dek 74 kişi ve 19 kuruluşu kara listeye almış, silah ambargosu başlatmış ve bu ülkeden petrol ithalatını durdurmuştu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları İran'a yönelik yaptırımları da genişletme kararı aldı. Alınan kararlarla İranlı 180 kişi ve kuruluş yaptırım listesine eklendi. Bu kapsamda 143 İran şirketinin mal varlıklarını dondururken 37 İran vatandaşına da seyahat yasağı getirdi. Bu yaptırımların nedeninin ise Tahran'da İngiltere Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı olduğu ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den daha önemli bir müttefiki yoktur. Evet, bu cümlenin sahibi ABD Başkanı Barack Obama. Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan Obama, Amerikan Yahudi Kongresi'nde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. İlk hedefi de Yahudilerin desteğini almak. Amerikan Yahudi Kongresi adlı kuruluşun toplantısına katılan Obama, İsrail'e övgüler dizdi. Bizim için hiçbir müttefik İsrail'den önemli değil dedi. This weekend we're coming together as one nation. Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den daha önemli bir müttefiki yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadarki tüm yönetimlerden çok daha fazla İsrail Devleti'nin güvenliği için çalıştık. Konu İsrail'in güvenliği olduğunda bundan taviz vermeyiz dedi. First responders who risked their lives and gave their lives to save others. Toplantıda Obama seçim kampanyası için $300 bin fazla para topladı. Konuşmasında ekonomiden de söz eden Obama, Avrupa'daki borç krizinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisini etkilediğini, bu yüzden Avrupalılara olabildiğince çok yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. Obama, kim olduğumuzun önemi yok, nereden geldiğimizin de önemi yok. Biz tek bir ulusuz ve halkız ve işte 2012 seçimlerinde risk altında olan budur dedi. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de çok sayıda atom bombası bulundurduğuna dair zaman zaman tartışmalar yapılıyor. Bu konuda Atom Bilimi dergisinde dikkat çekici bir makale yayınlandı. Buna göre ABD'nin İncirlik üstünde 60 ila 70 atom bombası bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de 60'tan fazla nükleer bombası var. Bombaların depolandığı yer Adana İncirlik Üssü. Bu bilginin kaynağı ise Atom Bilimi Dergisi. Dergide yer alan makalede Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de dahil pek çok Avrupa ülkesinde Soğuk Savaş yıllarından kalan taktiksel atom bombalarının ayrıntılı olarak depolandığı yerler ve sayıları veriliyor. İşte ayrıntılar. Nükleer B-61 tipi bombaların sayısı 60-70 arasında ve İncirlik'teki Amerikan hava üssünde bulunuyor. İncirlik'teki durum Avrupa'daki diğer üslerden farklılık gösteriyor ve bunu rapora hazırlayan uzmanlar özel statü olarak nitelendiriyor. Ankara'daki Akıncı Hava Üssü'nde ve Balıkesir'de bulunan hava üslerindeki 40 kadar Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahı buradaki üsler kapatıldığı için İncirlik'e kaydırıldı. Türkiye'deki F-16'lar 2015 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak 100 Joint Strike Fighter tipi uçaklarla değiştirilecek. Raporda Türkiye'deki B-61-12 türü nükleer bomba türlerinin 2017 yılı itibariyle B-61-3'e-4 tipi yeni modellerle değiştirilecek olduğu da ilk kez açıklanıyor. Rapora göre Türkiye'de sadece Ceylan ismiyle bilinen 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı 4. Anajet Üst Komutanlığı bünyesindeki 142. Av Bombardıman Filosu'nun nükleer silah taşıyabilme özelliği var. Yeni Mesaj gazetesi yazarı Profesör Doktor Haydar Baş, ABD'nin Türkiye'yi Orta Doğu ülkelerine model olarak gösterilmesini değerlendirdi. Haydar Baş, model ülke Türkiye, kendi iç meselelerini ve halkının her problemini çözmüş gibi bölgeye sözle müdahale etmeye başladı. Gelinen noktada muhtemel bir savaşın cephe ülkesi oldu, dedi. Arap Birliği'nden Suriye'ye yaptırım kararı çıktı. Bu kararın alınmasında bölgede Müslüman ülkeleri örnek model olarak takdim edilen Türkiye'nin gösterdiği tavır elbette ki çok etkili. Tunus, Libya, Mısır ve Suriye, bu ülkeler birkaç ay öncesine kadar huzur içindeydi. Birden liderler diktatör, halklar özgürlükleri kısıtlanmış ve demokrasi isteyen bir hale giriverdi. Model ülke Türkiye, kendi iç meselelerini ve halkının her problemini çözmüş gibi bölgeye sözle müdahale etmeye başladı. Gelinen noktada muhtemel bir savaşın cephe ülkesi haline getirildi. Türkiye bu coğrafyadaki halklara gerçekten model olmuştur. Ancak bu model oluş şimdilerdeki gibi emperyalizmin bir maşası olmasıyla değil, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki Atatürk Türkiye'siyle gerçekleşmiştir. Mesela Mısır, Mustafa Kemal'in emperyalist devletlere karşı verdiği kurtuluş mücadelesi için El Ahram gazetesinde şunları söylemişti. Türkler tüm doğu halklarını aymazlık uykusundan uyandırdılar. Özgürlük ve bağımsızlık yolunu açtılar. Parlak bir örnek oldular. Cezayir'deki devrim hareketlerinde Atatürk'ün etkisi ise şöyle dile getirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri başarısı, İslam dünyasında büyük yankı, derin bir ferahlama ve muazzam bir yüreklendirme yarattı. Demek ki Batı'nın karşısında devleti ve milletiyle tek yürek olan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Orta Doğu coğrafyasında bugünlere uzanan bağımsızlık mücadelelerinin sembolüdür, modelidir. Atatürk Türkiye'si ise geçen zaman içinde çok değişmiş, kuruluş misyonunu yitirmiştir. Unutulmamalıdır ki genç Türkiye kuruluşunu Batı'ya karşı sergilediği dik duruşa borçludur. Profesör Doktor Haydar Baş'ın kayınpederi Ahmet Pervanoğlu Hakk'a yürüdü. 84 yaşında vefat eden Pervanoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kirazlı köyünde Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine Profesör Doktor Haydar Baş da katıldı. Profesör Doktor Haydar Baş'ın kayınpederi Ahmet Pervanoğlu vefat etti. 84 yaşında ebediyete intikal eden Pervanoğlu için Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kirazlı Köyü Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gönülden Hak razı olsun diyenlerden eylesin. Evet. Cenazeye Profesör Doktor Haydar Baş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Dünyaya ve ahirete ait hak ve hukukunuzu helal ettiniz. Helal olsun. Yine helal ettiniz. Helal olsun. Ben helal ettim. Siz de helal ettiniz. Helal olsun. Cenab-ı Hak bu helalliğimizi kabul eylesin. Amin. Ahmet abiden razı mısın? Razıyız. Yine razı mısın? Razıyız. Ben razıyım. Sizden de razı mısın? Razıyız. İkindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Pervanoğlu'nun naaşı okunan Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde toprağa verildi. İmâ
Muhammed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ve biz de buradan Baş ailesine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Değerli seyircilerimiz, günün ardından terör haberleriyle devam ediyor. Mehmetçiğin terörle mücadelesi sürüyor. Bingöl'de eylem için kente gelen iki terörist polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yine Bingöl'de karayoluna döşenen patlatılmaya hazır yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi. Öte yandan Amanos dağlarında PKK'ya karşı havadan ve karadan operasyon başlatıldı. Türk askeri her kulvarda terörle mücadelesine devam ediyor. İlk görüntüler Bingöl'den. Uzun süredir takip ettikleri iki teröristin kanlı eylemler için kente geldiğini belirleyen polis ekipleri düğmeye bastı. Ekipler teröristlerin içinde bulunduğu ticari taksiyi Saray Mahallesi'nde durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan teröristler polise ateş açınca çatışma çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışma sonucu iki teröristle onlara yardım ve yataklık eden iki kişi silahlarıyla birlikte gözaltına alındı. Teröristlerin sırt çantasında yapılan aramada 2 adet Kalaşnikov, 1 adet Uzi silah, 2 adet tabanca, 6 adet el bombası, A4 patlayıcıyla güçlendirilmiş patlatılmaya hazır bomba düzeneği ele geçirildi. Bingöl'deki hareketlilik bu kadarla sınırlı kalmadı. Jandarma ekipleri ortalığı kan gölüne çevirecek bir saldırıyı son anda önledi. Bingöl Elazığ karayolunda arama tarama faaliyetleri yapan jandarma timleri yola döşenen patlatılmaya hazır 50 kilo ağırlığında patlayıcı buldu. Ekipler 2 adet büyük tüp kullanılarak hazırlanan patlayıcıyı uzun uğraşlar sonucu imha etti. Mehmetçik Hatay'da da PKK'ların peşinde. Amanos dağlarında teröristlere karşı operasyon başlatan askeri birlikler PKK'ya ait 3 sığınağı tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda 1 adet büyük telsiz, 3 adet cep telefonu, bu cep telefonlarına bağlı patlayıcı düzenek ve sıhhi malzeme ele geçirildi. Sayın seyirciler, İstanbul'un turizm merkezi Sultanahmet Meydanı'ndaki silahlı saldırının şoku sürüyor. Herkes silahlı bir saldırgan böylesine bir yerde nasıl bu kadar rahat olabilirdi sorusunu soruyor. Çalışmalarını sürdüren polis saldırganla bağlantılı bir kişiyi gözaltına aldı. Kurşun sesleri 1,5 saat boyunca dinmedi. Libya uyruklu saldırgan Samir Salem Ali Elmadavri İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı. Büfede insan var. Taşı kola taşı. Büfeyi boşalttırın büfeyi. Bir asker 2 kişiyi yaralayan saldırgan öldürüldü. Soruşturması sürüyor. 27 Kasım'da yurda girdiği tespit edilen Libya'nın Taksim'de kaldığı otelde arama yapıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın otelde kaldığı 2 gün içinde görüştüğü bir kişiyi tespit etti. Bu kişi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın İstanbul'da neler yaptığı, nerelerde dolaştığı da tek tek belirleniyor. İşte o görüntülerden biri. Saldırı öncesi Elmadavri bir kafeye girerken görülüyor. Saldırganın başında yüzünü gizleyen bir kasket, elinde ise içinde silah bulunan karton kutu görülüyor. Bunun yanı sıra siyah bir poşet ve sırt çantası da göze çarpıyor. Saldırgan kafede yaklaşık 5 dakika boyunca kalıyor. Ardından soğukkanlı bir şekilde yine kafenin kapısından dışarı çıkıyor. Zanlı bu sırada güvenlik kamerasına hiç bakmıyor ve yüzünü yere doğru eğiyor. Sonrasında da Sultanahmet Meydanı'na yöneliyor ve 1,5 saat boyunca dehşet saçıyor. ...4 milyon asgari ücretli ve ailesinin gözü kulağı Ankara'da. Asgari ücret tespit komisyonu toplandı. Hükümet %3+3 zam teklif etti. Türk İş düşük dediği bu orana yanaşmadı. Anlaşma çıkmayan toplantının ikincisi 15 Aralık'ta yapılacak. Net 599 lira ücret alan asgari ücretli gözünü Ankara'ya çevirdi. 2012 zamları asgari ücret tespit komisyonunda masaya yatırıldı.
Hükümet kanadını temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik %3+3'lük bir teklifle masaya oturdu. Hem ülke gerçekleri hem çalışanlarımızın gerçeklerini bir masa etrafında günlerce tartışıp ve olumlu bir sonuca uzlaşı içerisinde varacakları inancı ve temennisi içerisinde olduğumu ifade ediyorum. Bakan anlaşmayı umuyoruz dedi ancak iki yanında oturan temsilciler pek umutlu değil. Türk İş temsilcisi İsa Gök en düşük devlet memuru aylığının göz önüne alınmasını istedi. Anayasa asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önüne bulundurulur, hükmüne yer vermektedir. Bu bir temenni değil, yerine getirmesi gereken bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. İşveren tarafından TİSK temsilcisi Ali Nafiz Konuksa, hükümetin kendilerine yüklediği hesaba dikkat çekti, 599 liralık ücret bize 1684 liraya mal oluyor dedi. Asgari ücretle bordrosu gözüken bir işçimizin bize maliyeti aylık 1684 lira olmaktadır. Bunu gözden uzak tutmak mümkün değildir. Bu açıklamalar doğrultusunda başlayan toplantıda taraflar uzlaşamadı. Zam pazarlığının ikinci turu 15 Aralık'ta olacak. 10 şeker fabrikasının özelleştirme yoluyla elden çıkarılması, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Eleştirilerin odağındaki Türkiye'nin yabancıların pazarı haline gelecek olması, işçinin, çiftçinin ve köylünün mağdur olması anlamına geliyor. Türkiye'nin kar getiren büyük kurumları özelleştirme yoluyla devletin elinden çıkarılıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye bağlı 10 fabrika 922 milyon dolara özelleştirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Turhan Tuncer, ihalelerin iptal edilmesini istedi ve ekledi. Yan sektörlerde göz önüne alındığında yaklaşık 6 milyon kişi şeker sektöründeki özelleştirmeden olumsuz etkilenecek. İşsizliğin daha da büyümesine neden olacak bu durum, büyük şehirlerin varoşlarına olan göçü artıracak. Türkiye, şeker ve şekerin yan ürünleri olan melas, küspe, yem gibi ürünlerde de dışa bağımlı hale gelecek. Pancar üreticisine verilmeyen kamu kaynakları, Avrupa Birliği pancar üreticilerine, Amerika ve Arjantinli mısır üreticilerine, çok uluslu şirketlere aktarılacaktır. Böylece şeker sektörü tamamıyla dışa bağımlı kalınacak ve Türkiye'ye pazar haline gelecek dedi. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin de tepkili. Yanlış bir karar. Türkiye'nin şeker üretiminde fazla ve gerek yok gibi bir yaklaşım olmaz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü stratejik ürün olarak şeker pancarı ve pirinci belirledi. Bu nedenle özelleştirme kararını ulusal çıkarlarımız açısından da son derece zararlı görüyorum. Ziraat Mühendisler Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi nedeniyle çiftçinin fakirleşeceğine işaret etti. Özelleştirmelerle şeker fabrikalarının yarısı kapatılacak. Kapatılması o yörenin halkı açısından da olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Kırsal alanda çiftçiyi bu kadar tutan yegane uğraştır şeker pancarı üretimi. Her konuda Avrupa Birliği'ni örnek aldığımızı söylüyoruz. Yine örnek alalım. Avrupa Birliği önce özelleştirdi, sonra devletleştirdi. Türkiye'de aynı hatayı yaşamasın, bu hatasından geri dönsün. Özelleştirilen fabrikalar arasında Malatya'daki de bulunuyor. Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, fabrikanın sadece arsa fiyatına satıldığını, bu satışın yargıdan döneceğini söyledi. Malatya arsasına sade baktığımızda, Malatya arsasının bu rakama yakın bir rakama eşdeğer olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki bu memleketin bir insanı olarak, bir evladı olarak bizi üzüyor. Umuyorum önümüzdeki haftalarda Danıştay'da bu davayla ilgili karar çıkacağına inanıyorum. Davayla bizim kazanacağımız görüşümüz o doğrultuda. Büyük kampanyalar yapıldı, büyük paralar toplandı. Neresi için mi? Van için. Ama evet, ama değerli seyirciler, Van'da çamaşır, su ve gıda depoları boşaldı. Depremzedelerin ihtiyaçları karşılanamıyor. Van Valiliği acil bir duyuruyla bütün Türkiye'den yardım talep etti. Bu yangın Vanlı depremzedelerin acil ihtiyaçlarını küle çevirdi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ndeki yardım depolarında bulunan 5000 metrekare halı, 6 kamyon giysi ve 2 kamyon temizlik malzemesi kullanılamaz hale geldi. Zaten kısıtlı olan yardımlar da yangınla birlikte yok oldu.
Veli arayıp veli. Aslında 7,2'lik deprem sonrası Van'a adeta yağmur gibi yardım yağmıştı. Ancak üzerinden süre geçtikçe duyarlılık azaldı ve yardımlar durma noktasına geldi. Kış şartlarının hüküm sürdüğü kentte hayat bir şekilde devam ediyor. On binlerce depremzede yardıma muhtaç. Van Valiliği kriz merkezinden yapılan duyuru bu durumu gözler önüne serdi. Duyuruda gıda ve su deposundaki tüm yardımların dağıtıldığı, şu an depoların boş olduğu belirtildi. Ayrıca bay bayan ve çocuklar için iç çamaşır ihtiyacı had safhada. Valilik tüm Türkiye'den acil olarak şu yardımları talep etti. Pişirilmesi kolay gıda paketleri, 1, 2 ve 5 litrelik sular, kış şartlarına uygun giysiler, ıslak mendil, çocuk bezi. Evet, şimdi de bir deprem gerçeğinden söz etmek istiyoruz değerli seyircilerimiz. Türkiye'deki mevcut yapı stokunun %40'ı kaçak, %67'sinin de oturma izni yok. Olası bir depremde Allah korusun Türkiye'deki yapıların %10'unun yıkılacağı, %30'unun da ağır hasar göreceği tahmin ediliyor. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Serdar Harp, Türkiye'deki deprem riski ve denetim eksikliğine dikkat çekti. Deprem gerçeği ne zaman unutulsa kendini hatırlatıyor. Türkiye günlerce yaşanan felaketi konuşuyor. Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem de bunlardan biri. Oysa herkesin bildiği bir gerçek var. Deprem öldürmez, sağlıksız yapı öldürür. Doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor? İnşaat Mühendisler Odası Başkanı Serdar Harp, Türkiye'deki yapı stoğuna dikkat çekti. TÜİK açıklamalarına göre Türkiye'deki yapıların %40'ı kaçak. Yapı stoğu bu anlamda çok kötü. %67'sinin de iskan ruhsatı yok. Yani mühendislik hizmetleri almamış kabul edilebilir. Ya projesine aykırı yapılmış ya da işte kaçak kat vesaire gibi şeylerle belki de hiç proje hazırlanmadan yapılmış yapılar. Harp, Van'daki yıkımın sebeplerine de değindi. Van'da nedir durum? Bir, proje hizmetleri yeterince alınmamıştır. İki, malzeme, kaliteli malzeme kullanılmamıştır. Peki, Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem daha büyük şehirlerde meydana gelseydi ne olurdu? Nüfus yoğun olan kentler çok daha risk altında. Çünkü nüfus yoğun. Yani o depremin etkisi çok daha büyük olacak. Oralarda risk daha büyük. Yani Ankara, İstanbul, İzmir vesaire gibi. Ha bunların depremsellikleri farklı farklı. Bunlardan en depremselliği en fazla olan elbette ki İstanbul, Bursa gibi Marmara bölgesindeki kentler çok daha büyük depremsellikler taşıyor. Ama bu demek değil ki diğer illerde de mesela Adana'da olmayacak demek değil. Adana da büyük bir kentimiz. Adana'da böyle bir deprem olsa Adana'da çok büyük kayıplar verir. Veya Hatay. Harp, depremde can kaybının önüne geçilebilmesi için neler yapılması gerektiğini de açıkladı. Yapı üretim süreci doğru denetlenirse, doğru işçilik, doğru malzeme ve mühendislik hizmeti almış ise yapılarımız hiçbir afetten etkilenmez, yıkılmaz, çatlayabilir, patlayabilir ama altında hiç kimse ölmez. Son iki yılda büyük skandallara imza atarak güven kaybeden ÖSYM yeni yılın sınav takvimi ve başvuru süreçlerini belirledi. Buna göre YGS'ye başvurular 26 Aralık'ta başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012 yılında yapılacak sınavların başvuru tarihlerini belirledi. Buna göre YGS'ye başvurular 26 Aralık 2011, 6 Ocak 2012 tarihleri arasında alınacak ve sınav 1 Nisan 2012'de yapılacak. Üniversiteye girişte uygulanan ikinci aşama sınavı olan lisans yerleştirme sınavlarına başvurularsa 24-30 Nisan 2012 tarihleri arasında kabul edilecek. LYS 1, LYS 5 16 Haziran'da, LYS 4 17 Haziran'da, LYS 3 23 Haziran'da ve LYS 2 ise 24 Haziran 2012'de düzenlenecek. Lisans mezunları için yapılan KPSS'ye başvurular 9-18 Nisan 2012, orta öğretim ön lisans mezunları için düzenlenen KPSS'ye başvurularsa 18 Haziran 4 Temmuz 2012 tarihleri arasında alınacak. Kocaeli'de NATO füze kalkanı projesini protesto eden öğrenciler pes etmiyor. İki günde 6 kez polis müdahalesiyle karşılaşan öğrenciler 7 kez meydana indi. Eylemin başı da sonu da diğerlerinden farksızdı. Kocaeli'de üniversite öğrencileri 3 gündür meydanlarda. Öğrencilerin eylem nedeni ülkemize kurulacak NATO füze kalkanı projesi. Projeye karşı çıkan öğrenciler 2 günde 6 kez polis müdahalesiyle karşılaştı. Hey!
Ancak ne yaşanan arbede ne de gözaltına alınmaları öğrencileri pes ettiremedi. Öğrenciler 7. kez meydana indi. Eylemin adresi Sabri Yalın Parkı'ydı. Faşizm yaşasın! Tam bağımsız Türkiye! Öğrenciler buraya çadır kurmak isteyince tıpkı önceki eylemlerde olduğu gibi devreye yine polis ekipleri girdi. 8 öğrenciye 300 Çevik Kuvvet Polisi müdahale edince ortaya bu görüntüler çıktı. Alın görüntü alın. Yaka paça gözaltına alınan öğrenciler polis otosuna da aynı sertlikle bindirildi. Gözaltına alınırken NATO füze kalkanına hayır sloganları atmaya devam eden 8 öğrenci emniyete götürüldü. Şike soruşturmasıyla birlikte aralara bozulan Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe adeta soğuk savaş halinde sayın seyirciler. Fenerbahçe'nin federasyonun iki üyesini etik kurulunun raporunu UEFA'ya sızdırmakla suçlamasının ardından Futbol Federasyonu'ndan karşı açıklama geldi. Fenerbahçe'de federasyona ikinci bir açıklamayla karşılık verince ipler iyice gerildi. Fenerbahçe'de Futbol Federasyonu bir kez daha karşı karşıya. Gerilimin nedeni etik kurul raporunun UEFA'ya sızdırıldığı iddiası. Önceki gün basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe As Başkanı Ali Koç da kulüp avukatları çarpıcı iddialarda bulundu. Koç, federasyon yöneticileri Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı'nın Türkiye'yi araştırmaya gelen UEFA Baş Müfettişi Pierre Corneau'ya etik kurulun raporunu verdiğini söyledi. Savcılığın dahi kendi soruşturması olmamasına rağmen gizlilik ihlali, ihlal suçunu işleme adına paylaşmadığı belgeler ve bilgiler nasıl olur da bu resmi veya gayri resmi görüşmelerde ifade edilmiştir? Hani bu etik kurul raporu gizliydi? Koç bu iki ismin Korno'ya Fenerbahçe %100 şike yaptı dediğini ve UEFA Baş Müfettişi'nin bu söylemi Uluslararası Tahkim Mahkemesi kasa savunma olarak sunduğunu iddia etti. Söz konusu iki kişinin İlhan Helvacı ile Sayın Lütfi Arıboğan'ın gerekeni yapması, yapmıyorsa da birilerinin gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Futbol gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar kameralar karşısına geçti. Sayın Koç basın toplantısı başında ve toplantı boyunca Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemesini UEFA ile TFF arasında karşılıklı mutabakatla oluşturulan bir kurumun eseriymiş gibi takdim etmeye çalıştı. Ve bu bağlamda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına ilişkin hakların gasp edildiğini iddia etmiştir. Bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe'nin açıklamasını yanlış ve haksız olarak değerlendiren Aydınlar, Korno'nun İstanbul ziyaretinde yaptığını anlattığı görüşmelerin doğru olmadığını söyledi. Bu rapor bize 18 Kasım Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştı ve biz bunu takip eden ilk 3 günü sabahı yani pazartesi günü 21 Kasım'da UEFA'ya Pierre Korno'nun raporundaki ifadelerin doğru olmadığını belirten ve bu ifadelerin düzeltmesini talep ettiğimiz yazıyı gönderdi. Genel Sekreter Vekili Orhan Ertanhan tarafından okunan federasyonun yazılı açıklamasında ise Fenerbahçe As Başkanı Ali Koç'a federasyondan ve iddialarda adı geçen Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'dan özür dileme çağrısı yapıldı. Dün Sayın Ali Koç sadece Pierre Corneau'nun savunmasına istinaden açıklama yapmış, eğer bu bilgiler yanlışsa özür dileriz demiştir. Kendilerinden bu özür bekliyoruz. Fenerbahçe'den Futbol Federasyonu'na cevap gecikmedi. Resmi internet sitesi aracılığıyla belgelerle hukuki gerçekler başlıklı bir açıklama yapan Sarı Lacivert yönetim Futbol Federasyonu'nu topa tuttu. Açıklamada UEFA'nın dilekçesinde açıkça görülmektedir ki UEFA kesinlikle Sayın Korno'nun yalan söylediği ya da ifadelerinin geçersiz olduğu şeklinde bir ibare kullanmamaktadır. Sonuç olarak Sayın Korno'nun ifadesi UEFA tarafından yalanlanmamış ve KAS nezdinde de hukuken halen geçerli durumdadır ve bizim tahminimiz bu durumun değişmeyeceği yönündedir denildi. Öte yandan birçok gazete bugün Korno'nun KAS'a verdiği savunma metnini yayınladı. Korno'nun savunması Fenerbahçe'nin iddia ettiği Lütfi Arıboğan İlhan Helvacı görüşmesini doğruluyor. Korno savunmasında Arıboğan ve Helvacı ile görüşüp Fenerbahçe'nin şikeye karıştığına emin olduğunu söylüyor.
İstanbul'un Seyrantepe semtinde gecekondu yıkımı oldukça gergin geçti. Vatandaş elindeki mahkeme kararını gösterdiyse de yıkım ekiplerini engelleyemedi. Marisa millet, Marisa devlet gelsin buraya söylesin bana. Ben 25 senedir buraya vergi veriyorum. Görüntüler İstanbul Seyrantepe'den. Bölgedeki gecekondular hazine arazilerinin üzerine yapıldığı için devlet yıkım kararı aldı. Gecekondu sahipleri de 1,5 ay önce hukuki süreç başlatıp mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkardı. Elimizde bulunan yürütmeyi durdurma kararımızın, mahkeme tarafından alınmış kararımızın olmasına rağmen bu eylem gerçekleşmektedir. Belgeyi tüm Türk halkına, Sayın Başbakanımıza, Sayın İlgililere sunuyorum. Ancak karara rağmen yıkım ekipleri sabaha karşı gecekondu bölgesine geldi. Ekipleri kapıda gören vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Belediye görevlileriyle ev sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Gecekondu sahipleri yıkıma engel olmak için ellerinden geleni yaptı. Tüm çabalara rağmen vatandaşın 25 senelik evleri yıkıldı. Sayın Başbakanımızın hiç kimse mağdur olmayacak dediği bir noktada mahkeme kararlarına dahi uyulmadığı bu belgeyle Türk halkına ve Türk milletine itaf ediyorum. Diğer yandan borçlanarak daire almayı kabul eden vatandaşlar da bu yıkımda mağdur oldu. Evlerinin karşılığında daire verecekleri insanlar bile şu an, ki bu evlerden biri de bu. Adam zaten kabul etmiş. Ben daireyi kabul ediyorum. Kontratlı daireyi kabul ediyorum borçlanarak daire almayı diye. Bu adam kabul ettiği halde yine bu adamın evini yıkıyorlar. Sayın seyirciler, şimdi ekranınıza 3 ayrı hırsızlık olayını getireceğiz. Dolandırıcılıkları, soğukkanlılığı akıllara durgunluk veriyor. İşte güvenlik kameralarına takılan o anları izliyoruz. Yanlış görmediniz. Güpegündüz otomobilin camını kırdı ve içerideki cep telefonlarını çaldı. Burası İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Beyoğlu.